Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kol kıllarımı hangi yöne ve nasıl taradığımı anlatacağım. Şöyle göstereyim. Çocukken gençlik hevesiyle ortadan ikiye ayırma metodunu uyguluyordum. Şu şekilde bunları bu tarafa alıyordum. Bunları da bu tarafa doğru alıyordum. Evet, boş yapmayın, başlığı gördünüz. Yeni mousepad'imin poşet açılımını yapacağım. Öncesinde bir önceki işler arası mousepad'imi de şöyle bir göstereyim dedim. Gayet gördüğünüz gibi küçük, minnacık bir mousepad'im var. Bu fotoğraflı baskılı kısım zamanla böyle pürüzlü bir hal aldı. Hedef almamı bir aile zorlaştırmaya başladı. Ben de hemen değiştirme kararı aldım ve şampiyonların tercihi Razer'ın sitesine girdim. Bir tanesini beğendim ve o da ne? 64 dolar. Aynı hızla yani siteden ayrıldım. Matematikten ve kur hesabından nasibini almamış, siteden hemen çıktım. Çünkü hayatımda hiçbir şeye 64 dolar vermemiştim. Ve bu özelliğimle de gurur duyuyordum. Seviyordum bu özelliğimi. Böyle kalmasını da istiyordum. Dedim ki ben bunun orijinalini N11 sitesinden çok daha ucuza bulurum. Buldum da. 64 dolara kaktırılmaya çalışan pedimi N11'den 12 liraya aldım arkadaşlar. 2 gün içinde de poşetim geldi. Demek ki dedim geriye kalan 61 dolar kutuya veriliyormuş. Gerçekten kurnazlığımla övündüm. Şimdi poşet açılımına geçelim arkadaşlar. Şöyle açalım. Kargomuzun poşetini. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet büyük ve efsane. Şunları atsın. Eski mouse'umuzu alalım. Mousepad'imizi. Şöyle 400'lü cetvel var mı ya? Cetvel varsa bir bakalım. Cetvelimizi bulduk. Şimdi şöyle 30, şurayı tut. Şöyle 40. Şurası 420 milimetre eni. Burası da 32 milimetre. Santimetre pardon. Şöyle 420'ye 320 gibi bir şey. Zaten büyüklüğünü gösterdik. Gayet güzel. Şurada Goliath Hus yazısı var Razer. Şurada işte şekil şükür yılan gibi bir desen var. Tavsiye eder miyim? Böyle dokusu güzel gibi ama sanki yani direkt pürüzsüz değilmiş gibi. Mouse'umuzu şöyle sürsek. Ben şu kısmı kullanırım. Büyük ihtimal buralar yine daha sonra zedelenir, pürüzlü hal alır. Yani şöyle kullanırım. Şöyle. Ama büyük olması gerçekten iyiydi. Çünkü şurada elim dışarıya çok çıkıyordu. İşte bu da böyle, nasıl diyeyim, daha böyle iyi mousepad'lerde mouse koşturmuşluğumuz var. Ama bu da iyi. Fiyatına göre uygun yani. Fiyatını söyledim zaten. Bu da böyle bir yanımda arkadaşlar. Bir sonraki videoda, anı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.